İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kültür ve uygarlıkla başlayalım arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk kültüründe Bozkır kültürünü göreceğiz. Yerleşik yaşam olmadığı için hayatımız Orta Asya'da Bozkır kültürüyle devam edecek. Temel geçim kaynağımız olarak da biz ne olarak bileceğiz? Hayvancılık, yerleşik yaşama geçmemizle beraber Uygurlar sonrasında tarımsal faaliyetleri göreceğiz. Sanat eserlerimize temel geçim kaynağımız olarak da neyi göreceğiz? Hayvan figürlerini çok rahatlıkla görmüş olacağız. Göçebe yaşamdan dolayı çadır kültürü bizde çok gelişmiştir. Bizde 5 odalı, 6 odalı, 7 odalı çadırları çok rahatlıkla görebiliriz. Hükümdar çadırları çok büyüktür. Teşkilatçı, savaşçı ve silah sanatımız gelişecek. Yazılı hayat ve kanunlara geç geçilecektir. Yazılı hayata Uygurlar döneminde en fazla kültürel faaliyetleri göreceğiz. Hapis cezaları kısa süreli ve sınıf ayrımı bizde nedir arkadaşlar? Yoktur. Türklerde kölecilik faaliyetlerini göremeyiz. Devlet yönetimimizde ülkeyi hükümdar yönetir. Hükümdar veraset sistemine göre tahta çıkmıştır. Yani kutsanmış olan kime verilmiştir? Hükümdara verilmiştir. Bu sisteme göre ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır. Bu durum işin kötü tarafıdır. Kuttan sonra başa geçecek olan kişi belli değildir. Bu da taht kavgalarına neden olacaktır. Sistemin olumlu yanı her zaman güçlü hükümdarlar tahta geçecektir taht kavgaları sonucunda. Ancak bu durum taht kavgaları sonucunda devletlerin yıkılmalarına sebebiyet verecektir. Kut yetkisini bilmemiz gerekirse dini değildir, siyasi bir anlayıştır. Hükümdara bağlılığı artıracaktır ve taht kavgalarına neden olmuştur. Dikkat edin buna. Kut, vahiy gibi düşünün. Gök Tengri tarafından hükümdara verilecek ve kan bağıyla beraber bütün sülalesine geçecektir. Bu durum asıl hükümdar öldükten sonra neye sebebiyet verecek? Taht kavgalarına neden olacaktır. Peki devlet meseleleri nerede görüşülecektir? Kurultay, toy, kengeş adı verilen meclisler vardır. Burada görüşülecektir. Kurultaya din adamları katılmaz. Şaman, kan, baksı bunlar din adamları olarak bilinir. Divana yani kurultaya kesinlikle katılmayacaktır. Devletimiz Boylar Birliği, Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmiş. Olumlu yanı şudur. Devlet yıkıldıktan sonra yerine çok çabuk devlet kurulabilir. Ancak olumsuz tarafıysa devlet parçalanmaya başladığında o baylar devletten ne yapacaktır? Hemen ayrılacaktır. Devletlerin Boylar Federasyonu şeklinde kurulması yine yıkılışın en büyük nedenlerinden biri olacaktır. Hatunlar da devlet yönetiminde etkilidir. Hatun hükümdarın nesidir? Eşidir arkadaşlar. Katun eşidir, ilk eşidir. Burada devlet yönetiminde etkili olacaktır. Siyasi rolü vardır, oy kullanabilme şansı vardır. Hükümdar yoksa yerine bakabilir, elçi kabul edebilir, değil mi? Bunları göreceğiz. Hanedan üyeleri bazı bölgelere yönetici olarak atanmış ve şart unvanını almışlardır. Mesela hükümdarın erkek çocuğuna biz ne isim veriyoruz? Tigin adını veriyoruz. Tigin eyaletlere atandığında almış olduğu unvanı şattır arkadaşlar. Vali olarak gidecektir bu bölgelere. Devlet yönetiminde hükümdar devleti yönetme yetkisini Gök Tanrı'dan, Gök Tengri'den alacaktır. Bu yetki sadece kendi devletinde değil, yeryüzündeki bütün insanlar için kullanılmıştır. Hükümdar dünyayı hakimiyet altına alarak yönettiği bütün insanları adaletli bir şekilde huzur, refah ve barış ortamında yaşatmayı görev kabul eder. Kısacası biz buna vahiy diyoruz işte. Peygamber gibi gönderildiği düşünülür. Çünkü bütün peygamberler de insan alemine, bütün hepsine seslenecektir. Onun gibi düşüneceğiz. Bu görev Türk cihan hakimiyetine neden olacaktır. Bütün Türkleri tek bir çatı altına toplama olarak bilinecektir. Hükümdarların unvanları Han, Hakan, Kaan, Tanhu, Şanyu, Yabgu, Tanhu, Şanyu biraz değişiyoruz. Yabgu, İlteriş, İlteber, İdikut gibi isimleri almışlar. Hükümdarın görevleri nedir peki? Töre hükümlerini uygulayarak ülkeyi yönetmek. Hükümdar töre yapar.
Dağınık boyları toplar, bir edecektir. İlteriş toplayan, değil mi? Düzenleyen, adaleti sağlayacaktır. Ordunun başında bulunacak, kurultaya başkanlık edecek. Yüksek mahkemenin de başkanı kim olacaktır? Hükümdar olacaktır. Hunlar ve Göktürklerde Tanhu Shan Yu kullanılırken güneş kutsaldır arkadaşlar. Bizim Gök Tengri inancımız öncesinde güneş Tengri bizim için kutsaldı. Sonradan Gök Tengri'ye, semaya bakacağız. Uygurlarda İlteber İdikut kullanılır. Ay kutsaldır. Uygurları bulacaksak genelde ay terimlerini, ordu terimlerini, ordu balık en önemlisi balık terimlerini gördüğümüzde aklımıza Uygur devleti gelecektir. Yine hükümdarın alametleri, otağı çadırdır hükümdarın içinde bulunduğu, yaşadığı yer. Unvan alırlar Hakan Han. At kuyruğuna dolanmış sancaklardır. Taht örgündür oturduğu yer. Kılıç kaması bıçağıdır. Tabl davul nevbettir. Bu davulların çalınış şekilleri vardır. Savaşlar, barışlar, bayramlar, nevruzlar. Bayrak olmazsa olmaz yarlık buyruktur. Hükümdarın yargısı anlamında, emri anlamına gelir. Kut anlayışı hükümdara devleti yönetme hakkının Tanrı Gök Tengri tarafından verildiğine inanılır. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Hükümdar ülkesini ne yapabilir? Üleştirebilir arkadaşlar. Ölmeden önce çocukları arasında paylaştırabilirdir. Hükümdar ölünce yerine genelde büyük oğlu geçer. Fakat ailenin diğer fertleri de kuttan dolayı arkadaşlar diğer çocuklar da geçebilir. Bu taht kavgaları neden olacak? Bu genelde Türk devletlerinin kısa süreli bir şekilde sonlanmasına neden olacaktır. Hükümdar ölünce ülke genelde sol sağ diye ikiye ayrılır ya da doğu batı diye ikiye ayrılır. Bu doğu batı şeklinde ikili devlet teşkilatını göreceğiz. Yönetimle ilgili terimlere baktığımızda il, el, devlet töreye göre yönetilir. İl sosyal statüye baktığımızda ise en üstte gelecektir. Çünkü devlet demektir. Ayuki hükümettir. Ayguci vezir Tonyukuk aklınıza gelsin. Kurultay, Kengeş, Toy bunlar danışma meclisleridir. Çünkü son söz kime aittir? Hükümdara aittir. Toygun, Toy ve kurultaya katılma hakkına sahip olanlara verilen addır. Din adamları katılmaz kurultayda yoktur. Kaman, Şam, Baksı bunlar olmayacaktır. Katun, hatun hükümdarın eşidir. Hem siyasi hem de sosyal haklara sahiptir. Tigin, şat hükümdarın olur. Şat eyaletlere vali olarak atandığında alır bu unvanı. Ataman, tiginlerin hocasıdır. Ataman, inal, inanç hükümdarların hocalarına verilen isimlerdir. Yabgu, ilik hükümdarın kardeşidir. Yani batının hükümdarıdır. Batının komutanı olarak geçecektir. Bitikçi tamgacı, yazıcı, damgalamak tamgacı, yazışma işleriyle sorumludur. Bizdeki nişancı Osmanlı'daki bir düşünün. Tarkan askeri yönetici general komutanımızdır. Apa sivil yönetici. Tudun askeri validir, vergi memurudur arkadaşlar. Dikkat edin çok soruyorlar. Tutuk sivil memurdur. Yalvaç askeri elçi. Ağılık hazine görevlisi. Ağılık, ağıldan gelmesin aklınıza. Ağırlığınca altından gelsin. Ağalık hazine görevlisi. Yargucu, yargan, yargıdan gelsin hakim. Yargu ise mahkeme olarak geçecektir. Kurultaya toy, kengeş katılma hakkı olanlara arkadaşlar biz ne diyoruz? Kurultaya katılma hakkı olanlara toygun adını veriyoruz. Hakan, hatun, hanedan üyeleri, boy beyleri, hükümet üyeleri katılır. Din adamları katılmaz. Türklerde bazı meclis isimleri vardır. Peçeneklerde komenton, tabgaçlarda nazırlar meclisi, Avrupa onlarında seçkinler meclisi, Hazarlarda ihtiyarlar meclisi, Tuna Bulgarlarında millet meclisi. Komentona dikkat edin arkadaşlar peçeneklerdekine. Ordumuz. Metan dünyada orduda ilk kez onluk sistemi arkadaşlar uygulamıştır. İlk düzenli Türk ordusunu Metehan kurmuştur. Milattan önce 209 hala günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak geçecektir. Hafif zırhlı ve silah kullanmışlardır. At üstündedir arkadaşlar.
siyasi teşkilattaki her görevli aynı zamanda komutan olarak geçecektir. At bizim için önemlidir. At öldürmek ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmamıza neden olur. Ordu millet anlayışı bizde ünlüdür. Bizde kadın, erkek, çoluk, çocuk hiçbir şey dinleme. Herkes neye katılacaktır? Savaşa katılacaktır arkadaşlar. Herkes bir erdir, askerdir. Bağımsızlığın ve gücün en büyük sembolüdür ordu. İlk düzenli ordumuzdur. Metehan tarafından kurulmuş onluk sistemi. Ordunun başındaki en büyük komutan da hükümdardır, Kaan'dır. Kaansız ordu başsız kalır. Savaşlarda kullanmış olduğumuz hilal, kurt kapanı ya da kaz kanadı taktiği uygularız. Hilal taktiği, sahte ricat. Gideriz, çekiliriz, düşman ortaya kadar gelir. Bir hilal şeklinde onları kıskaç altına alırız. Türklerde askeri sistem çok gelişmiş olduğu için sonraki dönemlerde Türklerde en az değişikliğe uğrayan alan askerliktir. Ve biz en çok başka milletleri etkilediğimiz iki tane önemli konu vardır. Bir askerlik, iki teşkilatçı yapımız. Birçok milleti askeri ve teşkilatçı anlamda ne yapmışız? Etkilemişiz. En fazla da dini konuda etkilendik. Ordu ile ilgili terimler, ordu komutanlarımız Tarkan, Böri'ye dikkat edin. Subaşı güvenlik memurudur. Noyan. Savaş bakanlarına Tolga, Börk. Savaş bakanları, savaş başlıklarımıza Tolga kafamıza geçiririz. Börk başlık olarak geçecektir. Böri ile Börk'ü karıştırmayın. Böri ordu komutanımızdır. Börk ise başlıktır arkadaşlar. Dini konuda en eski din Gök Tanrı dinidir. Birçok dine inandık. Şamanizm inancı bize çok fazlaydı. Hala inanıyoruz. Totem inancımız çok fazladır. Birçok tabiatta, naturizm mesela, tabiat varlıklarına, dağa, taşa, toprağa, güneşe, aya. Bunları ne yapıyoruz? Hala bir mesela bulutların bile hareket etmesinden kendimize bir işaret mi var diye ne yapıyoruz? Totem yapıyoruz. Animizm, ölmüş büyüklerin ruhlarına inanma, atalar kültüdür bu. Metan gibi çocuk deriz değil mi? Bunun gibi güçlü, kuvvetli benzetme yaparız. Şamanizm, maniizm, Yahudilik gibi, Hristiyanlık, İslamiyet gibi birçok dine inandık. Birçok dinin Türklerde görülmesi dini hoşgörüyle alakalıdır ve göçebelikle de alakası vardır o gittiğimiz bölgelerde. Hayrat inancı bizde görülür. Öldükten sonra yaşama inanırız. Bunun en büyük göstergesi mezarlarımıza, eşyalarımızla beraber gömülmemizdir. Kurgan mezarlarımıza verilen isim Balballar ise arkadaşlar, mezar taşları olarak geçer. Ahiret inancının bir göstergesidir. Dinle ilgili Yu ölü gömme törenidir. Yu yaparız. Yu aşı ölünün ardından verilen ziyafettir. Aşa gelenler aç kalmasın diye, aşa diyorum, yuva gelenler aç kalmasınlar diye karınlarını doyurmak için bir ziyafet verilir. Balbal, ölen kişinin öldürdüğü kişi sayısınca dikilen mezardır. Türklerle ilgili yazısız kaynaklardır bunlar. Ahiret inancının bir göstergesidir. Ölümden sonra inancın en büyük göstergesi olacaktır. Kurgan, Orta Asya üstünde tepeler oluşan mezarlardır. Höyük, Tümülüs adı da verilebilir. Sagu, ölü için yakılan ağıttır. Biz yu törenlerini arkadaşlar bir seferliğine yaparız. Bu ahiret inancıyla bir alakası yoktur. Dinle alakası vardır ama. Ongun, toteme verilen attır. Ongun, dağa, taşa, toprağa, çınara, çınar ağacına falan inancımızla alakalıydı. Kam baksı din adamı olarak geçecektir. Kamların giysilerine manyak denilir. Yazık günahtır. Uçma, cennet, cehennem, tamu. Umaysa tanrıçamız olarak bilinir. Uygurlara kadar Türklerde tapınak görülmez. Göçebe yaşamdan dolayı bir tapınağımız yoktur. Uygurlarla beraber Sutupa adı verilen tapınağı göreceğiz. Dil edebiyat konusunda Sagu ölen kişinin arkasından yakılan ağıt, Sav atasözü, koşuk kopuz eşliğinde söylenen şiir, destan, İslam öncesi Türk kültür, gelenek, inanç ve töreleri hakkında bilgi veren sözlü kaynaklardır arkadaşlar. Bu dönemlerde Bozkurt, Türeyiş destanlarını söyleyebiliriz. En önemlileri Alper Tunga İskitlere ait Oğuz Kağan destanı Asya Hun, Metehan anlatılır.
Ergenekon Bozkurt, Ergenekon Dağı'nın eritilmesi çıkış, Türeyiş göç destanları Uygurlar, Manas İslami öğeler içerir, putperest Kar Muklarla Çinlilerle mücadelesi anlatılır. Dede Korkut hikayelerinde ise Oğuz Kıpçak mücadelelerinden bahsedilecek İslami içerik vardır. Bunun içerisinde unutmayın Dede Korkut, Dedem Korkut başlayacak anlatmaya. Destanlarla ilgili Rusların Igor destanında Kıpçak-Rus Kuman mücadelesinden bahsedilecektir. Şehname adlı eserinde İran-Saka, İskit mücadelesi anlatılır. Firdevsi'nin önemli eseriydi. Ayrıca Almanların Nibelungen destanı vardı. Atilla'dan bahsedecektir. Avrupa'daki Sihirli Geyik destanında da yine Atilla'dan bahsedilmiştir. Hangisi bahsedilmiştir derse Atilla ile Nibelungen ve Sihirli Geyik'i unutmayalım. Önemli bir notumuz var. Şehname, Gılgamış, Igor, Şinto, Nibelungen, İlyada, Odessa Türk destanları değildir. Bu destanlar şıklarda karşımıza çeldirici olarak ne yapacaktır? Çıkacaktır. Türklerin yapmış olduğu destanlar değil, ancak Türklerin yer almış olduğu destanlar derlerse bunları çok rahatlıkla yapabiliriz. İlk Türk alfabesi 2. Göktürk Devleti'ne aitti. 38 harften oluşmaktaydı. Ayrıca Uygurlar Soğut alfabesinden yararlanarak 14-18 harfli Uygur alfabesini yaparlar. Türküçler Soğut alfabesinden yararlanıp kendi alfabelerini yapacaklardır. Ulusal alfabe olarak arkadaşlar biz iki tanesini göreceğiz. Birincisi Göktürk, ikincisi Uygur alfabesidir. Uygur alfabesi Göktürk alfabesine göre daha gelişmiştir. Çünkü yerleşik yaşam vardır, matbaa vardır, kültürel faaliyetler daha fazladır. Karahanlarda ve Osmanlı saraylarında Uygur alfabesinden ve Göktürk alfabesinden yararlanıldığı arkadaşlar görülecektir. Orhun Kitabeleri gene bahsetmek gerekirse Göktürk alfabesiyle yazılır. Öğütler verir, siyasetname tarzındadır. Çinlilerle aramızda geçen politik sıkıntılardan bahsedilecektir. Milli bir anlayış vardır. Türklere ait bir yazılı belgedir bu. İsveçli yüzbaşı Stromberg tarafından bulunmuş. Dikkat edin buna. Bu şekilde hiç sormadılar. Stromberg tarafından bulunmuştur. Danimarkalı dil bilimci Thomson tarafından okumuştur. İlk çevrilen de Tengri olacaktır, değil mi? Okunan ilk kelime de Tengri'dir. Tony Cook ve Ulu Tigin tarafından yazılır. İlk tarihçimiz olarak da biz kimi göreceğiz? Tony Cook bizim için önemlidir. Batılılar ona ne diyor? Bismarck adını veriyorlar. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunacaktır Orhun Kitabeleri. Uygurların Karabalasagun, Moyençur, Sineuşi, Taryat, Süci ve Yenisey kitabeleri Kırgızlara aittir. Bunlar Uygurlara aittir. Türklerin kullandığı alfabeler Göktürk ilk alfabemiz, Uygur alfabesini kullandık, Slavlar, Kiril alfabesi, yine Türk işlerin Soğut alfabesi, Latin alfabesi, Arap alfabesi, birçok alfabeyi kullandık. Bu da neyin göstergesidir? Göçebeliğin bir göstergesi olacaktır arkadaşlar. Hukuki konuya baktığımızda toplumsal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına töre diyoruz. Uygurlar bunu yazılı hale getirmişti. Uzun süreli hapis cezası bizde görülmez. Uzun süreli hapis cezasının görülmemesinin en büyük nedeni göçebeliktendir. Hükümdarı sadece töre sınırlandırır. Hükümdar görevden alınabilir mi? Alınır arkadaşlar. Vatana ihanet ederse. Törede idam cezası vardır. Töreyi hükümdar uygulamakla zorunludur. Törenin hükümdarı kurultay tarafından ne yapabilir? Değiştirilebilir. Zaten töreyi var eden kimdir? Kurultaydır arkadaşlar. Sosyal hayatımızda töre sözlü hukuk kuralımız kolay kolay değişmez. Zaman içinde değişebilir. Yaptırım gücü fazladır. Hükümdar da olsa töreye uymak zorundadır. Hükümdar kendi yapmış olduğu töreyi nasıl bulsun? İlk yazılı hukuk Uygurlarda görülür. Töreyi yazılara geçirmişlerdir. Kutadgu Bili'ye göre törenin değişmez hükümleri vardır. Adalet, faydalık, eşitlik ve insanlık. Bunlara biz könilik, uzluk, tüzlük, kişilik adını veriyoruz. Önemlidir. Toplumun yapısı aile oguş, aile birliği uruk, boy ok, millet budun, devlet il. İçten dışa doğru gideceğiz, büyüyoruz arkadaşlar. Oguş aile, Uruk sülale, aileler topluluğu,
Boy, oymak, aşiret, gruplar topluluğu, budun, boylar topluluğu milleti oluşturur. Milletler topluluğu da ne olacaktır? Devlet olacaktır. İldir arkadaşlar. Bunu o, u, o, u, budun diye yazarsanız u, il. Yani ilkini o harfi sesli harf, ikincisi u harfi sesli harf, ortadaki ikincisi o harfi sesli harf, üçüncüsü baktığımızda ikincisi o, u harfi sesli harf. İ'ye gidersin. O, u, o, u diye kodlar, sonra da ili koyabilirsiniz kronolojik olarak. Göçebe yaşamdan dolayı mülkiyet kavramı gelişmemiş. Bu nedenle sınıf ayrılığı yok. Kölelik bizde yoktur. Ekonomik, tarımsal ürünler satın almışlar. Karşılığında hayvansal ürün vermişiz. En önemlisi ise bizim ekonomik kaynağımız ticarettir. İpek yolu ve Kürk yolu. Parayı kullanan ilk Türk devletimiz ikinci Göktürklerdir. Ancak parayı basan kendi adına da kimdir? Bagatarkan'dır. Yarmak, bakır para, Türk işlerle göreceğiz. Kamdu. Üzerinde hükümdarın mührü bulunan ipekten bez para olarak geçecektir. Türkler arasında kamdu olarak kullanılacak bez para. Ayrıca Uygurlar böz, guampo gibi bezlerden paralar. İlk kez kav adı verilen kağıt para. Çav, kav diye geçiyor. Kağıt para kullanmışlar. Sosyal hayatta çavgan, toylarda tölen, şölen, at üzerinde oynanan atlı savaş oyunu olarak geçecektir. Çevgen diye de geçiyor. Baktığımızda sanatımıza minyatür sanatı, çini sanatı, madeni eşyalar, süslemede hayvan üslubu, taş, ahşap, maden işlemeciliği, çadır süslemeciliği, dokuma ürünleri, duvar resmi, freskolar, bunları sanatımızda göreceğiz. Yerleşik yaşamda minyatürü çok göreceğiz arkadaşlar. Duvar resmi, freskoyu çok fazla göreceğiz. En fazla geçenler duvar resmi ve minyatürü görmüş olacağız. Bilim ve sanat konusunda bozkır sanat anlayışı vardır. Hayvan figürleri önemlidir sanatta. Bozkır yaşamından dolayı taşınabilir sanat eserleri vardır. Çadırlarımız. Uygurlarda mimari gelişmiştir. Tapınak, saray ve benzeri surlar çevreli. Devleti göreceğiz biz burada, etrafı çevrili. Uygurlar minyatür sanatının temelini atmışlardır. Resim, heykelcilik en çok Uygurlarda gelişir. Resim ve heykelcilik daha öncesinde var mıydı? Diğer Türk devletlerinde vardı. Ancak en fazla Uygurlarda gelişmiş. Ressamlara bedizci adını veririz. Mumyacılık yapmaları tıpla alakalıdır arkadaşlar. Türklerde mumyacılık var mıdır derse vardır. Mumyalama Türklerde bulunacaktır. En fazla günümüzde Mısır coğrafyasında mumyacılık çok önemliydi. Ancak Türklerde de mumyacılık vardır. İlk heykel örnekleri balbarlar, balballar İskitler'de göreceğiz. Sonra Hunlar'da ve bütün Türk devletlerinde inancımıza göre devam edecektir. Heykelcilikte çok gelişen ders Uygurlardır. En çok gelişen Uygurlardır. Müzik alanında müzik aletlerimiz var. Kopuz, gitara, gitar işte, telli çalgı, kudüm, timpani, köpürge, davullarımız bunlar. Oboa, zurna, günümüzde buğzele var ya, ona benziyor. Askeri mızıka, bandomuz vardır. Savaşlarda da vardır. Şarkı ve türkü bestelerine ır adı verilir. Kopuzla çalınana kük adı verilir. Melodidir kük. Sözsüz melodi. Ağıtlarda kullanılır. Eski Türklerde adı bilinen ilk Türk şairi Aprin Çortigin'dir. Keneşçi Tayanç, hükümdarın yanındaki danışman bilginçtir arkadaşlar. Danışman bilginç olarak gözükecektir. 12 hayvanlı Türk takvimimiz güneş yılı esaslıdır. Her yıl bir hayvan adıyla anılacaktır. 12 yılda bir dönecektir. Türkler İslamiyet öncesi kullanırlar. Bunlara kadar dayandığı tahmin edilir. Günümüzde Çin takvimi olarak da nitelendirebiliriz. 2018 yılını biz köpek yılı, 2019 yılını domuz yılı, 2020 yılını ise arkadaşlar sıçan yılı olarak, fare yılı olarak ne yapacağız? Kutluyoruz, bu yıl sıçan yılı olarak bilinecektir. Kültür medeniyetimiz bu kadar. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili kendi hazırlamış olduğumuz Abide adlı kitabımızdan rahatlıkla soruları çözebilirsiniz artık.
Kitabımızın içeriğine baktığınızda, Fatih Hocam'la beraber hazırladığımız kitabımızın içeriğine baktığımızda Abide adlı eserde önce soru-cevap şeklindekilere bakacaksınız. Altını kapatın, çözün. Daha sonradan YouTube kanalımıza yine kitabımızın soru çözümünü attık arkadaşlar. Onu da hem önünüze açın videoyu. Önce kendiniz çözün, sonra biz nasıl çözmüşüz dikkat edin. Başarılar dilerim size.